Yol uzun. Uzun yolculukların ardında biriken duygular eve taşınıyor. Yolculuğun kahramanı memleketin her bucağında, her köşesinde yaşadıklarını taşıyor evine. Ve biliyor ki bu memleket sevdasının ta kendisidir. Şimdilik üzerine titrediği küçük oğluna emanet ettiği her öğüdün memlekete dokunan bir değer olacağını kendisi de bilmiyor. Evde bekleyen eşini düşünüyor kamyon şoförü. Eşi ise her yolculukta oğlunun sorumluluğunu alırken aynı zamanda gözü yollarda geleni bekliyor. Burdur'a varana kadar geceler uzun. Biriken her düş geleceğin içinde bir umut oluyor. Bir çocuk memleketin her çocuğu kadar yaramaz. Bir çocuk sevinciyle, neşesiyle yaşama yoldaş. Neşenin arkasında geleceğe biriktirdiği tecrübelerini oluşturuyor. Zeytin ve incir ağaçlarına olan sevdasıyla gösteriyor memleket sevdasını. Koşuyor alabildiğine, güneşi zapt edebilmek için sürekli koşuyor ve biliyor batışını izlediği her akşam güneşi karanlığı yıkacak yeni bir günün habercisidir. Ama güneşi kovalamak uzun bir yolculuktur. Geleceğe atılan adımların en önemlisi belki de. İzmir'e çıkılan yol oluyor. Bu yol istiklal zaferini, büyük taarruzu, emperyalizmle yapılan amansız mücadeleyi getiriyor akla. İzmir güzelliğiyle kucak açarken yaşamı kucaklıyor insanlık körfezde, kordonda. Ege Üniversitesi sadece İzmir'in değil, memleketin incisi. Dersliklerinde, koridorlarında geleceğin düşünen çocukları yetişiyor. Balbay'ın gönlüne İzmir'in meydanlarında devrimciliğin tohumları atılıyor. Sadece o mu? Devrimciliği 50 bin yoldaşını şehit verirken acı tecrübelerle öğreniyor. Ant içiyor ve haykırıyor. Ölüm hoş geldi, sefa geldi. Gözaltılarla, demir postalların baskısıyla devrimciliğin ne demek olduğunu ve nasıl bir mücadele gerektirdiğini anlıyor üniversiteli Balbay. Memleket sevdasıyla atılan ilk adım belki de bu birincilik. Balbay bu başarısının daha büyük değerlere taşınabileceğini biliyor. Çünkü o ipi göğüslediği yerde yepyeni maratonların düşünü kurmaya başlıyor. Koşu bazen Gazete İzmir, Gazete Güneş ve bazense Milliyet'te devam ediyor. Ama Cumhuriyet çağırırsa gidilir. Çünkü o adını Mustafa Kemal'in koyduğu gazetedir. Cumhuriyet diyor. Biz kurduk, biz sahipleneceğiz tabii ki. Merkez üssün dediği Cumhuriyet'te hem gazeteciliğe hem de mücadeleye böyle başlıyor. Cumhuriyet'le birlikte memleketi ve dünyanın 80 ülkesini karış karış gezmeye başlıyor. Babasının memleket sevdası ona da geçmiş olmalı. Yerinde duramıyor. Ankara ise düşüncelerin memleketin her köşesiyle teması demek. Cumhuriyet Ankara temsilciliği görevini aldığında yazı ve gazetecilikleriyle toplumsal akılda yer eden Uğur Mumcu ve Ahmet Hani Akışlalı'yı düşünmeden edemiyor. İşte diyor kendi kendine, onların uzattığı bayrak bu. Mücadele devam etmeli. Memlekette mücadele hiç kolay değil. Geçmişi de zor, geleceği de zor olacak. Geleceğe baktığında karşısına dikilecek engelleri görüyor. Aşmamak devrimciliğe sığmaz. Silivri'de 4 senesini geçirdiği 4 metrekarelik odada umudunu yitirmiyor. Biliyor ki o çok sevdiği memleketi onun mücadelesine katkıda bulunuyor. Memleket sevdası ve mücadele tecritle, hücreyle sönecek gibi değil. Dava süreci sona erip de çıktığında ilk olarak içeride kim değil, gelecek biriktirdim diyor. Geleceğe umutla bakmak mücadelenin gereği ve artık parlamentoya taşınmalı. Çok iyi bildiği, gençliğini geçirdiği İzmir'e gidip sine-i millete dönülmeli. Bu böyle bitmeyecek diyor ve yol uzun ve memleketi karış karış gezerken hapishanede geçirdiği yıllarda biriktirdiği deneyimini parlamentoya taşıyor. Balbay ant içiyor.
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımı. Toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Biliyor ki Cumhuriyet çok uzun bir yolculuk ve diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihidir. Cumhuriyet'in ilk yüzyılını biz kurduk. İkinci yüzyılını da biz yöneteceğiz. Geçmişten gelen memleket sevdamızı ikinci yüzyıla taşıyacağız. Mustafa Ali Balbay.